Ve Narin Güren cinayeti. Cinayetle ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın telefon görüşmeleri ortaya çıktı. İhbar için karakol komutanını arayan Salim Güran sık sık tarlada olduğunu söyledi o konuşmada. Yeğeninin kaçırılmış olabileceği ya da su kanalında boğulmuş olabileceği yönünde yönlendirmeler yaptığı duyuluyor. Kızım biliyor, dayanamıyor. Yol boyunca ceset kucağındaydı. Evet. Nasıl kaybolmuş? Kızının narin kayıp telefonuyla karakol komutanını aradığı ihbarda bulundu. Aleyküm selam komutanım. Kusura bakma, rahatsız ettim komutanım. Ben şu an tarladaydım. Çocuklar beni aradı. Benim kardeşimin kızı kayıptır. Köylü hepsi kalkmış. Arıyor, kızı bulamıyorlar. Kaç yaşında? 8 yaşında var mı kızım? 8 yaşında var mı? 8 yaşında. Narin Güran cinayetinin tutuklu sanıklarından amca Salim Güran'ın telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Karakol komutanına tarlada olduğunu söyleyen Güran, kaçırılma ihtimali üzerinde durup arama çalışmalarını yönlendirdi. En son onu 3'te falan görmüşler, 3-3.30'da. Köyün içinde görmüşler, o anda da iki kişi de çingene arabası görmüşler. Kırmızı eski bir araba görmüşler, ondan şüpheleniyoruz. Kazanımlar bulmuş. Vallahi bir... Öğleden sonra kimse görmemiş artık. Evet, yani köy hepsi ayaklanmış, arıyorlar, bulamıyorlar. Dedim ben komutanım diye. Daha yeni beni aracı, ben tarladan geldim. Salim Güran, karakol komutanıyla görüşmesinde sık sık tarlada olduğunu, kaybolmayla ilgili çok bilgisinin olmadığını vurgulaması dikkat çekti. En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de gidiyor. Sözde o da eve gitmiş gitmemiş. Hiç bilgim yok. Her yere bakıyoruz komutan, bütün köylü toplanmış. Amca Salim Güran ekipleri Narin'in kaçırılma ihtimali veya kanala düşerek boğulmuş olabileceği yönünde yönlendirmeye çalıştı. Abi kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma. İşte kanalda olsa bu yüzü çıkan bir yapıyor. Suyun dibinde takılmış olamaz mı? Yabancı varmış komutanım. İki tane çingene bayan varmış. Vallahi götürürler komutanım. Salim Güran'ın arama için başka köyden gelen korucuları da bir şey bulurlarsa kendisine haber vermeleri için tembihlediği duyuldu. Şüphelendikleri biri varsa haberim olsun dedi. Her yere bakıyoruz komutanım. Bahçelere bakıyoruz, ahlara bakıyoruz. Durmuyoruz, arıyoruz komutanım. Hadi. Kamera okulun var. Okulun var arkadaşlar, bir gelsin. Beraber bakın. Zaten en son orada görülmüş. Ve dava dosyasına giren bir başka delil. Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini söylemişti. Arama çalışmalarında ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven bulundu. Kanlı eldivenin kime ait olduğuysa gizemini koruyor. Eğer beni kaybetmesen... Ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Mecbur kaldım. Tutuklu sanıklardan Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın oğluysa babasının tehdit edildiğini söyledi. Dedi tehdit mehdit yapmış. Salim'den beklerim abi, ben öyle bir şey tehdit yapmış olabilir. Çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır beraberle. Narin Güran cinayetinde 3 gün süren ilk duruşmada katil kim sorusunun yanıtı bulunamamıştı. İkinci duruşma 26 Aralık'ta görülecek. O kadar ciddi davranıyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki, bende bile şüphe ediyorlar. Allah'ın izniyle her şey çıkacak olsun.